2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 bölü 6'nın karesi işleminin sonucu kaçtır? Yine 2007 yılından bir KPSS sorusu. Bizden ölçülen bilgi şu, bizde ölçülen bilgi şu. Üssü sayılarda çarpma işlemini aday sorunsuz yapıyor mu? Bir de üssü sayılarda altların aynı olması ve üstlerin aynı olması durumlarında ne yapılacağını biliyor mu, bilmiyor mu? Şimdi üssü sayıları çalışırken herkes şunlara rastlar. İşte altları aynıysa ne yapılır? Üstleri aynıysa ne yapılır? Yani 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3 de ne yapıyoruz? Altları aynı, üst tarafı toplayıp yazıyoruz. 2 üzeri 5. Ben bunu aklımda tutmak zorunda mıyım? Değilim. Yani pratik olsun diye sadece şunu deneyerek 2 üzeri 2 4, 2 üzeri 3 8 çarptık 32. 32 2 üzeri 2'nin 5. kuvvetidir. Dolayısıyla sınavda herhangi bir noktada bu hatırlatmayı kullanabilirim. Bize sınavda şöyle bir bilgi verince 2000 üzeri 1000 çarpı 2000 üzeri 4. Bunu nasıl yapacağım? Bu 2000 üzeri 4000 mi olacak? 2000 üzeri 1004 mü olacak? Altlar aynı olunca üstleri topluyor muydum? Çarpıyor muydum? Unuttuğumuzda hemen aklımıza şu pratiği getiriyoruz. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 3'ü çarpıyoruz. 32, 2 üzeri 5'ti. Demek ki üstleri topluyormuşum şeklinde sağlamasını yapıyoruz. Şimdi bu her aday çalışırken bunları görüyor. Bazen yanlış aklında kalıyor. Bu yanlış aklında kalmasını da ÖSYM kullanarak soru üretiyor. Kafa karıştırma sorusu. Mesela şöyle bu biraz daha eski bir soru ama yeni modellerde şunu uyguluyor ÖSYM. Mesela diyor ki 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 5. Adayın aklında şu kalmış. Yarım yamalak bir çalışma olduysa altları aynı olunca üstleri bir şey yapıyorduk. Topluyorduk galiba. Tabi burada basit görülüyor ama biraz daha zor bir şey olursa 1000 üzeri 3 artı 1000 üzeri 7 gibi. Aday burada 1000 üzeri 10 yazabiliyor. ÖSYM diyor ki bu aday çalışırken yarım yamalak öğrenmiş olabilir. Hani onları eleyelim. Aslında aday hiçbir şey bilmese belki oturup şunu bir şey çıkartmaya çalışacak. Doğruyu çıkartacak. Ama aklında bir ön yargı var. Diyor ki altlar aynı olunca üstleri bir şey yapıyorduk. Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Biz altların aynı olması durumunda üstleri toplama işlemini çarpmada yapıyoruz. Yani 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 3'ü çarparken yapıyoruz. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 3'ü toplarken herhangi bir şey yok. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu biraz daha eski olduğu için kolay, daha kolay soru. Yenilerde oradan bir eleme yapıyor. Yani şu ifade ikinci maddeyi düzgün öğrenmiş mi aday? Onu sorguluyor. Bir de üstlerin aynı olma durumu var. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. Burada da altları çarpıyoruz. 6 üzeri 3 oluyor. Bunu da ben genelde şeyden aklımda tutarım yine. Buradaki de biraz daha uyanıklığa geliyor. 2 üzeri 2 ile 1 üzeri 2'yi çarparım. Altlar eğer toplanıyorsa bu 3 üzeri 2 olması lazım. Çarpılıyorsa 2 üzeri 2 olması lazım. 4 çarpı 1, 4 oluyor. Demek ki 2 üzeri 2'ymiş. Bunu da buradan aklımızda tutabiliriz. Yani sınavda hemen bir stres durumunda nasıl oluyor diye hatırlamak için. İşte iki tane madde var. Onları kullanıyor. Bir de daha çok şeyleri kullanıyor. Eksi 1 üzeri eksi 1 olunca ne oluyor? Bir de 1 bölü olunca ne oluyor? Onlarla ilgili sorular geldikçe çözeceğim. Buna bakalım. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 bölü 6'nın karesi. Şimdi ne var? Üst taraflar aynı. Üst taraflar aynı ise alt tarafları çarpıyordu. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 eşittir 6 üzeri 4. Bölü 6 üzeri 2. Şimdi de alt taraflar aynı. Alt taraflar aynı olunca da çarpma durumunda topluyorduk, bölme durumunda çıkarıyorduk. Yani 6 üzeri 4 eksi 6 pardon 6 üzeri 4 eksi 2 diyeceğiz. Dolayısıyla 6'nın karesi 36 olacak. Diyelim ki şunu unuttunuz sınavda. Bölme durumu ve böyle bir şey var. Bu kadar basit de değil sayılar. İşte abuk subuk sayılar örneğin 373 üzeri 4 bölü 373 üzeri 2. Bunu nasıl yapacağım derseniz, hani bunun pratik bir örneğine bakın. Nasıl? Şöyle bir şey olabilir. 2 üzeri 2 bölü 1 üzeri 2. Pardon, 2 üzeri 1. Yani altlar aynı olacak. 2 üzeri 2 bölü 2 üzeri 1 nedir? 4 bölü 2'den 2'dir. Yani 2 üzeri 1'dir. Yani 2'den 1'i çıkartmışız. Demek ki burada da bundan bunu çıkaracağız. Aynı şekilde burada da zaten sayılar basit ama yeni sorularda sayıları zorlaştırıyor. 6 üzeri 4 eksi 6 üzeri 4 eksi 2'den 6 üzeri 2 36 sonucuna ulaşıyoruz.
Bu soru basit bir soru ama yeni modellerde ne ekliyor ona üstüne bahsettim. Bazen şu çarpıyı artı yapıyor. Artı da aslında siz bir şey yapmıyorsunuz ama eski bilgiyi kullandırtıp kafanızı karıştırmak isteyebiliyor. Bunun yanında mesela genelde artık 6 üzeri 2 böyle payda da vermiyor. Onun yerine şunu diyor. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 6 üzeri eksi 2. Aslında 6 üzeri eksi 2 ile çarpması veya 6 üzeri 2'ye bölmesi arasında hiçbir fark yok. Zaten bir şey bölme durumundaysa yukarıya ters çevrilerek çıkar. Ters çevirmenin anlamı da üssüz sayılarda eksi koymaktır. Ama şu şekilde olunca biraz daha kafa karıştırıyor. Birkaç saniye kazanıyor. Onu uyguluyor. Temel olarak üssüz sayılarda her zaman altlar ve üstlerin aynı olması durumunda yapılan işlemlere dikkat edeceğiz. Ve biraz daha ilerleyen sorularda da paranteze alma işlemi nasıl yapılır ona bakacağız. 2 üzeri 3 parantezinde 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 1 dersek bu 2 üzeri 5 artı 2 üzeri 4'e eşit oluyor. Bunu soruda kullandırtabiliyor. O biraz daha ileriki sorularda. Burada cevabımız Edirne.